bir gönül sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konu Edirne İl Müftülüğü Uzman Vaizi Sayın Hakan Ayer hocamız. Değerli hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Değerli TV izleyenleri bugünkü e, konumuz dinin anlaşılmasında Kur'an ve sünnet e, bütünlüğü. E, hep konuştuğumuz bir konu aslında kendi aramızda tartıştığımız, çokça medyada tartışılan da bir konu. Kur'an varsa sünnete gerek var mıdır? Sünnet olmadan Kur'an anlaşılabilir mi? Hocamızla e, bu konunun anlaşılması noktasında e, beraberce e, sohbetimize devam edeceğiz. Değerli hocam, e, ilk önce Kur'an ve Sünnet'i tarif edebilir misiniz diyerek başlayalım programımıza. Evet hocam. Tabii evvela e, ETV ailesine e, bize böyle bir imkanı e, sunduğundan dolayı teşekkürlerimizi iletelim. Ee, i̇kincisi de e, bizi izleyen, e, bizi seyreden e, sevgili izleyicilerimize de, seyircilerimize de e, hayırlı günler, hayırlı cumalar dileyerek e, sözlerimize başlayalım inşallah. Tabi e, beyan buyurduğunuz üzere e, aslında güncel bir konu, her dönemde, her devirde tartışılmış bir konu. Ee, Kur'an e, sonuçta Allah'ın kelamı e, ve hükmü kıyamete kadar baki kalacak e, yüce Rabbimizinden gelen ilahi bir name. Evet. Ee, bu sebeple e, Kur'an e, çağlara e, çözüm olarak gönderilmiş bir kitap. Ondan dolayı e, Kur'an bize yetmez mi, e, sünnete gerek var mı diye tartışmalar ...daha geçmişte de olmuş... ...şu anda da hala... ...olmakta. Tabii sonuç itibariyle... ...değerli hocam... ...dinin iki ana kaynağı... ...vardır ki... ...biz bu iki ana kaynaktan... ...beslenerek... ...dinimizi... ...öğreniyoruz. Gerçek manası itibariyle. Bunlardan birincisi... ...Kur'an-ı Kerim... Evet. ...içerisindeki olan... Muhkem ayeti kerimelerle, müteşabih ayeti kerimelerle, e, bazı peygamberlerin hayatlarının anlatıldığı kıssalarla, e, tavsiyelerle e, içerisinde barındırılan e, Allah Celle Celaluhu'nun kelam sıfatının tecellisi olan kitap. Evet. İlahi kitap. Tabi, Kur'an-ı Kerim'i şöyle tarif ederler, ee, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme 23 senelik bir süre içerisinde e, bazen ayet ayet, bazen sure sure indirilen, e, mushaflarda yazılan ve e, bu ana kadar tevatürle nakledilmiş e, tilaveti ile okunması ile ibadet olunan Allah Celle Celaluhu'nun icazı olan yani Allah Celle Celaluhu'nun bu Kur'an'la insanlığı aciz bıraktığı bir benzerini getirme hususunda teklif etmesine rağmen e, bunu yapamayan e, insanoğlu buna yapamamış. Böyle bir ilahi kitap elimizde olan mushaf olarak isimlendirdiğimiz o Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresi ile biten ilahi biz kitaba biz Kur'an diyoruz. Evet. Tabi e, Kur'an'la beraber e, sonuçta ikinci kaynağımız da yani dinimizi bize öğreten ikinci kaynağımız da sünnet. Peki sünnet nedir dediğimizde aslında kelime manası itibariyle gidilen yol dem demektir, yöntem demektir. E, terim olarak da e, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sözleri, fiilleri, takrirleri, sireti ve e, onayı ve sıfatlarını da içeren, e, ondan gelen bütün ifadeler biz sünnet olarak değerlendiriyoruz. Yani Allah Celle Celal Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir konu hakkında kendisine sorulan bir soruya cevap verme adına neler ifade etti ise o ifadeler sünnettir. Ya da ibadetle alakalı ya da fiil ve davranışla alakalı neleri yapmış ise hangi tavır ve hangi davranışlar içerisinde bulunmuş ise biz onu fiili sünnet olarak kabul ediyoruz. Evet. Yani dua ederken nasıl dua ederdi? Musafaha yaparken nasıl musafaha yapardı? Ya da yürürken nasıl davranırdı? insanlarla konuşurken nasıl bir hal içerisinde olurdu gibi birçok vasıfları olabilir. Bununla beraber sonuçta Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Dini mübini İslamı en güzel yaşama adına gönderilmiş Allah tarafından gönderilen e, ilahi bir rehber, bir peygamber, bir nebi, tabii ki de karşılaştığı hadiseler, karşılaştığı olaylar sebebi ile eğer o olaylar, o hadiseler dinin ruhuna aykırı ise, e, dinin getirdiği hakikatlarla bir çelişki hasıl olmuş ise. Bunlara tepki göstermesi en büyük sıfatlarından vasıflarından biri olsa gerek. İşte ondan dolayı böyle bir durumda da eğer tepki göstermemesi de bir değerdir, bir kıymettir bizler için. Çünkü o yaşanan hadiseyi, o gördüğü manzarayı onaylıyor anlamına gelir. İşte onaylaması da aslında sünnetin içerisinde değerlendiriliyor. Bununla beraber işte siireti yaşadığı hayat Sonuçta en güzel örnek, en güzel misaller Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'da var. Ki Allah Celle Celaluhu bunu zaten bize beyan ediyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Evet, yani sizin için Allah Resulü'nde en güzel örnekler, en güzel misaller vardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili peygamberimizin hali, sıfatları, sireti, bütün bunlar da sonuç itibariyle sünnet içerisinde değerlendirilmiş hocam. Tabi evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zaten Allah Celle Celaluhu kendi sevgisini peygambere itaatte görmekte. Yani eğer Allah'ı seviyor iseniz bana tabi olun ki Allah celle celaluhu da sizi sevsin buyuruyor. Peygamberin lisanında, peygamberin ağzında kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yufir lekum zunubekum ayeti kerime. Yani ey habibim ümmetine şunları söyle. Şu hakikati haber ver. Eğer Allah'ı seviyorsanız ki yüce Rabbimizi kim sevmez ki sonsuz bir kudret. Onun haricinde bütün kainat, bütün mevcudatın yaratılışı, o kainat o mevcudat içerisinde çekip çıkardığı insanoğlu, akıl sahibi, şuur sahibi, irade sahibi olan ve o insanlık içerisinde de son din olan İslam dini ile müşerref kılınmamız. Bütün bu nimetler bize ikram eden Allah Celle Celaluhu'yu Tabii ki seviyoruz. Tabii ki ona gönülden bağlıyız. Ama onun da bizi sevmesinin yegane vesilesi onun gönderdiği en güzel Kur'an'ın izahı olan açıklaması olan sevgili peygamberimize tabi olmak, ona ittiba etmektir ayeti kerime de bunu haber veriyor bize. Yani eğer Allah'ı seviyorsanız fetbiiuni bana tabi olun ki Yu <laughs> Allah celle celaluhu da sizi sevsin ve yafir lekum zunubekum ve Allah celle celaluhu sizin günahlarınızı af ve mağfiret eylesin buyuruyor Allah celle celaluhu. Tabi değerli hocam Kur'an ve sünnet bütünlüğü dedik aslında. Yani evet. ikisi birbirine girifte olmuş iki kavram. Ayrılma imkanı olmayan iki kavram. Kur'an sünnetle Kur'an olur. Sünnet Kur'an ile sünnet haline Bir gelir. Bir elmanın iki yarısından evet. bahsediyoruz aslında. Bir de şu hadis-i şerif geldi gözümün önüne değerli hocam. Yani Allah Resulü bu bütünlüğü sağlamak için mi söyledi acaba? Size iki şey bırakıyorum. Evet. Ee, Lentadillu. Evet. Lentadillu. Yani... Size iki şey bırakıyorum ki onlara sıkım sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla e, yoldan çıkmazsınız. Yani şey diyebilirdi size bir şey bırakıyorum mesela Kur'an'ı size bırakıyorum diyebilirdi. Ama e, orada hem Kur'an'ın hem de Hazreti Peygamber'in sünnetinin zikredilmesi aslında bu gerçeği bizlere anlatıyor değil mi hocam? Tabi tabi muhakkak çünkü sonuç itibariyle Kur'an-ı Kerim, bazı ayet-i kerimeleri muhkem, bazı ayet-i kerimeleri müteşabih, bazı ayet-i kerimeleri mübhem. Evet. Yani Allah Celle Celaluhu her şeyi en ayrıntısına kadar anlattığı bir kitap göndermemiş ki. O zaman insanın aklının bir değeri olmazdı, evet. iradesinin bir değeri olmazdı. Düşünmenin, tefekkürün bir değeri, bir kıymeti olmazdı. Evet. İnsan robot haline gelirdi. Yani... E şeyi tak yapılacak olan işlemleri hemen tak ona göre o robot ne iş istiyorsa onu ne istiyorsan ondan onu yapsın. Bu hale gelirdi insanoğlu. Ama Allah Celle Celaluhu insana vermiş olduğu değerin kullanılması alanını da açmış aslında. Evet. Yani insana akıl vermiş, o aklı kullanma alanı da açmış. İnsana irade vermiş, o iradeyi kullanma alanı da açmış insana düşünme kapasitesi vermiş ve yönlendirmiş. işte kainata bakın, mevcudata bakın, mahlukata bakın, düşünün, tefekkür edin, tefekkür edin ki sonuç itibariyle her şeyin nasıl mucizevi bir şekilde yaratıldığını ve o yaratılış sebebi ile yaratanı hani e, fiilden müessire yani yapılan işten o işi yapana ulaşma. Evet kainattan kainatı yaratan'a ulaşma, mahlukatı incelemekten mahlukatı yaratan o sonsuz kudret sahibi olan Allah'a ulaşma böyle bir alan aslında veriyor Allah celle celaluhu. İşte o alan ile alakalı olarak da kişi Kur'an'ı eline aldığı zaman onu tefekkür edecek, onu düşünecek, manasını anlamaya çalışacak. Her devirde, her dönemde o devrin, o dönemin bakışı içerisinde Kur'an'dan istifade edecek, o istifade etmesiyle yolunu açacak. Zaten tazeliğini her dönem koruyan bir kitaptan bahsediyoruz değil mi? Zaten hocam? muciz olan evet. bir kitap. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bir yenisini dahi getirme hususunda insanları aciz bıraktığı, aciz bıraktığı bir kitap ki e, Peygamber Efendimiz'den sonra bazı denemeler olmuş ama o denemeler sebebiyle o kişiler rezil-i evet. olmuşlar. Hani e, o müsellemetül hmm. kezzab dedikleri hmm. peygamberlik iddiasında yalancı bulunan peygamberlik. yalancı. Peygamberin yalancısı olmaz aslında. Yani peygamberlik iddiasında bulunan demek daha doğru olur. Yani edebiyat açısından, dil açısından. O kişi etrafında sevilen birisi ve şair birisi, şiir söyleyen birisi. Ama el kariatu kari'a ayeti kerimesine bir nazire yapmaya çalışıyor. El filum fil diye yani filin anlatıldığı böyle bir sureyi celile e, yapmaya çalışıyor. Etrafındakiler diyorlar ki sakın başka bir yerde söyleme. Sen bununla rezil rüsva olursun diyorlar. Eyvallah. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bir yenisini getirme hususunda insanları aciz bıraktığı yice sahibi bir Kur'an değerli hocam. Tabi Yüce Allah dini hükümlerin ilk kısmını Kur'an-ı Kerim'de izah eder. ikinci yarısını da yine elçisi vasıtasıyla sevgili peygamberimizin vesilesiyle izah eder. Sonuçta Kur'an'da kapılı olan hükümler vardır. İzah edilmeye, açıklanmaya ihtiyaç olan hükümler vardır bu açıklanmaya ihtiyaç olan hükümleri yine sevgili peygamberimizin sünneti ile açıklanır. Ve e, en önemlisi aslında sonuç itibari ile Kur'an-ı Kerim bir kitap Allah Celle Celaluhu'nun vahyi, vahyi metlu, yani tilavet olunan iba kendisiyle ibadet edilen bir kitap. Ama o kitabın bir de uygulanması gerekir. Evet bir kitap var ki ama o kitap uygulanmadığı zaman bir değer ifade etmez. İnsanlara yol gösterici özelliği kalmaz. Evet. Eğer uygulanma imkanı bulunmuyor ise öyle kurallar, kaideler sen getirirsin ama o kuralları, o kaideleri insanın kendi ruhi yapısına, kendi bedeni yapısına uygun düşmediği sürece o kural ve kaideleri uygulama imkanı bulamazsın şu dünya hayatında ve o kurallar ve kaideler o kitabın içerisinde kalır. Hayatta e, hayata aksedemez ama Kur'an-ı Kerim öyle kurallar ve kaideler bütünü ki o kurallar ve kaidelerin dünyada uygulanır uygulanır olduğunu gösteren bir peygamber bir nebi var. O da. Hazreti Muhammed Mustafa Hı. sallallahu aleyhi ve sellem yani Kur'an-ı Kerim içesi içerisinde uygulanamaz kaidelerin olduğu bir e, hukuk kitabı değil. Kur'an-ı Kerim içerisinde insanın e, yaratılışıyla alakalı yani kendi mayası ile alakalı e, olmayan kural ve kaidelerin olduğu bir ilahi kitap değil ki sevgili peygamberimizin varlığı onun hayatı onun yaşamı Kur'an'ın şu dünyada en güzel şekilde uygulanışını gösteren bizim için örnek ve rehber olan bir hayat aslında bir siret bizler için değerli hocam bunun haricinde yine Kur'an-ı Kerim'de olmayan hükümleri de ihtiyaca beraber, ihtiyaca binaen yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın koyduğunu görüyoruz. Sünnet ile hüküm belirttiğini, belirlediğini görüyoruz değerli hocam. Tabi şunu şöyle izah edebiliriz, şu örnekle Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Allah Celle Celaluhu ibadetlerden bahsediyor. İbadetlerin en önemlisi günde beş vakit Rabbimize yönelerek kıldığımız, kılmaya çalıştığımız namaz ibadeti. Ama namaz ibadeti hususunda e, ayrıntılı bir bilgiyi biz göremiyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bu namaz nedil, Nasıl kılınır? Farzları nelerdir? Vacipleri nelerdir? Sünnetleri nelerdir? Hangi vakitlerde kılınır? Namazdan önce neler yapılması gerekir? Hazırlıklar nelerdir? En güzel şekilde bir namazı nasıl kılabiliriz? Rüküa giderken nasıl davranacağız? Secdeye giderken nasıl davranacağız? Oturduğumuz zaman neleri okuyacağız? Namaza girişte hangi hareketler yapacağız? Namazdan çıkarken hangi hareketleri yapacağız vesaire bütün ayrıntısını biz sevgili peygamberimizin sünnetinde görüyoruz. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın, ellerinizle beraber dirseklere kadar yıkayın, başınızı meshedin, ayaklarınızı yıkayın diyor. Yani bize temizliği öğretiyor. Evet. Ve İslam alimleri bunu abdest olarak anlamlandırıyorlar. Ama bununla beraber güzel bir abdesti almanın nasıl olduğunu da yine biz sevgili peygamberimizin hayatında... ...onun öğrettiği şekilde biz öğreniyoruz ve bu şekilde abdestimizi alıyoruz. İşte yani açıkçası şunu ifade edebiliriz ki evet ibadetler Rabbimizin emri... ...ama Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bazen çok kapalı bir şekilde bunu ifade eder... ...namaz kılın, oruç tutun, zekatı verin, hacca gidin diye ama bu ibadetlerin nasıl yapılacağını hangi kural ve kaideler çerçevesinde ifa edilmesi gerektiğini de biz sünnete bakarak öğreniyoruz. Sünnet sayesinde hayatımıza uygulamaya çalışıyoruz değerli hocam. Evet e, değerli hocam e, Kur'an'da Allah Resulü bizlere nasıl tanıtılıyor? Gerçi yüzeysel olarak bahsettiniz ama bununla alakalı söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Tabi yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Yüce Rabbimiz e, evvela e, alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade ediyor. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın. Onun har haricinde sen bir müjdeleyicisin, sen bir uyarıcısın diye ifade ediyor. Yani bazı durumlarda insanlığa müjdeley müjdeleyen, müjde veren bazı durumlarda da insanlığa uyaran, ikaz eden bir peygamber, bir nebi. Ve e, Kur'an-ı Kerim yine e, son peygamber olduğunu ifade ediyor. Yani Hatemun Nebiyyin peygamberlerin sonuncusu ve kıyamete kadar da artık başka bir peygamber gelmeyeceğini, başka bir nebinin gelmeyeceğini, peygamber efendimizin e, ve onunla beraber gönderilen dini mübini İslam'ın, onunla beraber gönderilen Ilahi name olan Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar hükmü baki kalacağını biz Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz değerli hocam. Eyvallah. Tabii e, en önemlisi de Hazreti Peygambere itaatın gerekliliğini, önemini öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ki birçok ayeti kerimede Allah'a itaat edin Allah Celle Celaluhu ile beraber <laughs> peygambere de itaat etmemizi bize emretmekte. Ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiur rasul buyuruyor. Yani Allah'a itaat edin ama Allah Celle Celaluhu ile beraber peygambere de inanın ve itaat edin. Ve ulul emri minkum sizden de emir sahibi olan kimselere de itaat edin. Fe in tenaza'tum fi şey'in eğer bir konu hakkında aranızda bir çekişme, bir niza olur ise bir problem ortaya çıkar ise ferudduhi ilallahi ve rasuli in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahire eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız o çekiştiğiniz şeyi Allah'a ve Resulüne götürün. Yani çözümü hususunda ona danışın. Bir sıkıntınız olduğu zaman o sıkıntıyı giderme adına Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a götürmek Kur'an-ı Kerim'e bakmakla olur. Resulüne götürmek, peygambere götürmek de Sünnet-i Seniyesine tabi olmakla olur. Sünnet-i Seniyesinde o problemin çözümü hususundaki olan e, kural ve kaidelere uymakla ve ona uygun hareket etmekle olur. Velike hayrun ve ahsenü tevil. İşte bu sizin için en hayırlı bir iştir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hani sohbetimizin başında ifade ettiğimiz üzere Evet Allah Resulü'nde sizler için en güzel örnekler, en güzel misaller vardır. Evet. Yani bir mümin şu hayatını yaşar iken aile hayatının düsturlarını Allah Resulü'nün aile hayatından öğrenmeliyim. Yavrularına, evlatlarına olan bakışını nasıl davranması gerektiğini yine Allah Resulü'nün hayatından öğrenmeliyim esnaftır, tacirdir veya işçidir veya herhangi bir şekilde maişetini kazanmaya çalışan bir insandır. Yine aynı şekilde Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşama niyetinde olan kimse yine Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselamın hayatına bakmalı, ona örnek olmalı. Arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde, komşuları ile olan ilişkilerinde, Hele ki akrabalık bağlarıyla olan ilişkilerinde onları koparmama adına, onlarla devamlı irtibat kurma adına ne büyük rahmete ve merhamete vesile olduğunu yine sevgili peygamberimizin hayatına, onun sünnet-i seniyesine tabi olarak ona uyarak öğrenmeli ve bu şekilde hayatı da yaşanır kılmalı kendi hayatında değerli hocam. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam terektu fikum emreyni len tadillu ma temessektum bihime yani size iki şeyi bırakıyorum onlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız asla yanlış yollara düşmezsiniz buyuruyor. Kim nedir onlar? Kitaballah ve sünneti rasulihi yani Allah'ın kitabı ve onun gönderdiği sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de sünneti seniyyesidir değerli hocam. İrbat i̇bn Sariye radıyallahu an yaşadığı bir hadiseyi şöyle naklediyor. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize bir namaz kıldırdı. Sonra cemaata dönerek beli bir vaaz etti. Bize sohbet etti. Ama o sohbetin içerisinde çok etkileneceği, etkileneceğimiz şeyler vardı. Öyle ki dinleyenlerin gözleri yaşardı. Kalpleri de heyecanla doldu diyor. Ve o ashab efendimiz sanki bu bir veda konuşması gibi idi artık bir ayrılık konuşması idi diye anladık ve şöyle soruyorlar Ya Resulallah bize neyi tavsiye edersiniz? Artık senden sonra bize öyle şeyler tavsiyede bulunun ki biz yanlış yollara sapmayalım dediği zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle ifade ediyor Usikum bi takvallahi ve sem'i ve Yani size şunu vasiyet ediyorum. Allah'a hakkıyla ibadet edin, takva sahibi olun. Allah'tan hakkıyla korkun. Ve sem'i ve Ve sonra da işit işitin ve itaat edin. Her halükarda. Ve in abdun habeşiyyun. Başınızda Habeşli bir köle olsa dahi o sorumluluk sahibi ise ona uyun buyuruyor. Fe innahu men ya'ish minkum yara ihtilafen kesiran. Benden sonra çokça ihtilaflar göreceksiniz. Çokça sorunlarla, problemlerle karşılaşacaksınız evet. ki hayatın anlamı zaten bu. Yani insanın olduğu yerde zaten problem vardır. İnsanın olduğu yerde zaten ihtilaf vardır. Ve iyyakum ve muhtesatil umuri. Size olan vasiyetim, e, İslam'dan olmayan şeyler ortaya çıkacak. İslam diye ifade edilen evet. ama İslam'ın ruhuna aykırı, hakikate aykırı olan bir sürü hadise, bir sürü fiil ve davranış ortaya çık çıkacak. Fe inneha dalaletun, bütün bunlar sapıklıktır buyuruyor. Dalalettir. Femen edrake zalike minkum fe aleyhi bi sünneti, ve sünnetil hulefai râşidîn el Mehdiyen. Eğer böyle bir duruma idrak eder, böyle bir durumu yaşarsanız size sizin yapacağınız şey benim sünnetime tabi olmanız ve hulefai raşidin olan râişt halifelin olan uygulamalarına sarılmanız ve sahip olmanız. Hadis-i şerifin son bölümü çok e, manidardır değerli hocam. Hazzu aleyhe bin nevâcith. Yani azı dişlerinizle sımsıkı sarılın diyor sünnete. Azı dişleriyle sıktığımız zaman bir şeyi kopartırız ancak. Başka türlü ondan çekip alamazlar. Evet, güzel bir benzetme. O şekilde evet. O benzetme ile sünnetin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bizlere haber veriyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam değerli hocam. Değerli hocam, Allah razı olsun. Son bir soruyla toparlayalım inşallah tabii. programımızın sonuna geliyoruz. Kuranda beyan edilmeyen hiçbir şey yoktur. Bu sebeple Sünnet'e de gerek yoktur diyen insanlarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Bu tiplerle karşılaşıyoruz. Böyle kimselere ne söylemek istersiniz? Ne evet, istersiniz, ne tabii hocam. Yani Kur'an-ı Kerim, evet ayet-i kerimelerde beyan buyuruluyor. Yaş ve kuru her şey bu Kur'an'ın içerisinde. Ama tabii her insan kendi anlama kapasitesine göre bu Kur'an-ı Kerim'den istifade ediyor. Evet. Çocuk okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim'in manasını öğrendiği zaman çocukluk aklı ile o kadar gelişmiş hali ile yine bu Kur'an'dan istifade ediyor. Genç hakeza bu Kur'an'dan istifade ediyor. Yaşlı olan kimse hakeza bu Kur'an'dan istifade ediyor. Ümmi olan kimse okuma yazmaya bilmeyen bir kimse yine bu Kur'an'dan istifade ediyor. En yüksek ali ilimleri elde etmiş belki uzayın derinliklerini bilen bir kimse dahi Kur'an-ı Kerim'in uzayla alakalı ayet-kerimelerini i okuduğu zaman o farklı bir şekilde ondan istifade ediyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de her şey beyan edilmiştir. Ancak tabi bu her şeyin beyan edilmesi iki şekilde olur. Birinci olarak açıkça beyan edilmiştir ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela namaz bir kelime olarak ifade edilir, değil mi? Evet. As Salah diye ifade edilir ama o namazın nasıl kılınacağını vesaire anlattığımız gibi sevgili peygamberimizin hadislerinde görüyoruz. Ama onun haricinde mirasla alakalı birçok ayet-i kerime var. Mirasla alakalı en ayrıntısına kadar kimlere miras düşeceğini, o mirasta kimlerin ne kadar alacağını, kaçta kaç almak durumunda olduğunu ifade eden birçok ayet-i kerime var. Evet. Yani o açıdan açıkça beyan edilen konular olduğu gibi hafi olarak gizli olarak beyan edilen konular var değerli hocam. İşte o hafi olarak beyan edilen konuların da açıklanması yine sünnet-i seniyye ile oluyor. İşte sevgili peygamberimizin görevi hem Allah'tan aldığı ilahi emirleri tebliğ etmek hem de o ilahi emirleri tebyin etmek yani açıklamak ve izah etmek ki İslam alimleri bilhassa tefsir uleması sevgili peygamberimizin görevlerini şu 4-5 maddede sıralarlar. Derler ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'deki umumi genel bir lafzı tahsis etmiş, özelleştirmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Kan haramdır. Mesela meyte ölmüş bir hayvanın yenmesi haramdır. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dalakla ciğeri helal kılar. Ama içerisinde kan olduğu halde o Kur'an'ın ayeti kerimini hususileştirmiştir. Evet. Özelleştirmiştir, tahsis etmiştir. Meyte haramdır. Yani ölü, ölmüş, kendi halinde ölmüş bir hayvanı yemek haramdır. Ama baktığımız zaman mesela... Denizden çıkan balığın yenmesi helaldir. Evet. Kendi halinde ölmüş olsa bile. Bunun haricinde mutlak olanı takyit eder, kayıtlandırır. Ee, yani nedir mesela? Ee, Allah Celle Celaluhu Kur'an'da kolayınıza geleni okuyun diye emreder. Sevgili Peygamberimiz de Fatiha suresini namazda okunmamız gerektiğini bize emreder ki... Fatiha suresi bizim mezhebimize göre okunması vaciptir. Evet. Ama diğer bütün mezheplere göre de Fatiha'nın okunması farzdır. Evet. Müşkili tavzih eder. Yani çelişkili gibi görünen bir ayeti kerimeyi izah eder, anlatır. Onun haricinde de mübhemi beyan eder. Yani kapalı olan bir ayeti kerimeyi de Allah Resulü anlatır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Salatu'l Usta tabiri, orta namaz tabiri geçer. Allah Resulüne sorarlar ya Resulallah, bu orta namaz nedir?" dediğinde o orta namazın ikindi namazı olduğunu beyan ediyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam değerli hocam. Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Olsun, Sizden de Allah evet, razı olsun. Evet, kıymetli ETB izleyenleri bir cuma gününde bir günün sohbetleri programında yine sizlerle birlikteydik. Bugünkü konuğumuz Edirne İl Müftülüğü uzman vaizi Sayın Hakan Ayer hocamızdı. Kendisinden müstefit olduk. Bugünkü konumuz dinin anlaşılmasında Kur'an ve sünnetin önemi ve bu öneme binaen onların bütünlüğünden bahsetmeye çalıştık. Rabbim inşallah başka bir programda başka bir konuyla tekrar hocamızla buluşmayı bizlere nasip eylesin diyelim. Ben Nazmi Merter. Konuğum adına yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize güzel bir gün geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum.